Gönet Haber'den iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Her cumartesi olduğu gibi Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile Tarih ve Gerçekler programıyla karşınızdayız. Şimdi siz esasında yukarıdaki kutucukta görüyorsunuz. Artık seçimlere çok az bir zaman kaldı. 22 gün kaldı. Bugün itibariyle biz de birazcık seçimlere değinmek istiyoruz. Ama tabii ki e, seçimler tarihine bakmak istiyoruz. E, etiketimizde seçimler tarihi. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. E, kısaca ben bahsettim ama tabii ki e, işte ne zamandan itibaren seçim e, işte oylama yöntemiyle yapılıyor? Daha önceleri atama yöntemiyle mi yapılıyordu? Şehremaneti neydi? E, şehremini kime denirdi? E, bir de tabii ki belki biraz programın sonlarında konuşuruz ama Şehremini semtinden de bahsetmek isterim. Neden bu adı? aldı. Ama isterseniz şehre emanetiyle başlayalım. Ne anlama geliyordu? Neydi? Evet. neler söylemek istersiniz? Gerek belediye, gerek seçimler hayatımızda uzun bir zamandır var. Belediye zaten çok eski bir müessese. bir şehirde toplu halde yaşayan insanların elbette hükümetten bekledikleri bazı şeyler var. Esnafın muntazam çalışması, tartıların doğru olması, para ayarı, sokakların temiz olması, hıfsız sıha yani sağlık tedbirleri, binaların imara uygun yapılması, insanların ihtiyaçları. Bu ki o zamanlar bu ihtiyaç temizlikti, tanzifattı. Sonra e, aydınlanma, temvirat ve sonra başka ihtiyaçlar. Yangın söndürme gibi meseleler belediyenin işidir ve insanlık tarihi kadar eski bir müessese. Türklerde de beledi beledi belediyecilik çok eski. Çünkü dünyada Türkler şehircilik hususunda önde gelen milletlerdendir. Avrupa'nın pek çok yerinde şehir yokken Anadolu'da Selçuklular, Osmanlılar ve ondan önceki e, Müslüman hakimiyetinde ve Bizans hakimiyetinde bazı şehirler kurulmuş. Şehircilik bir memleketin medeniyetinin alametidir. Zaten medeniyet şehirlilik demektir. Medine şehir, medeni şehirli buradan geliyor. E, Osmanlılar'da her şehirde bir belediye reisi vardı. Ama adı belediye reisi değil. Kadı. Şimdi diyeceksiniz ki kadılar mahkemelere bakmıyor mu? Evet. Kadıların her şehirde bir adli vazifesi var. Bir de belediye vazifesi var. Her şehrin kadısı, kasabanın kadısı, İstanbul'da buna dahil, mahkemelerde dava dinlediği gibi, bugün noterlerin yaptığı işleri de yaparlar. Vekaletname gibi, evlilik gibi, alışveriş, satış gibi, vakıf gibi. Belediye işlerinde bakarlar. İşte bu belediye işleri, Sokaklar muntazam mı? Kaldırımlar muntazam mı? insanlar evlerinin önüne çöp döküyor mu? Çöpler nasıl toplanıyor? insanlar pis suları sokaklara akıtıyorlar mı? Evleri muntazam yapıyorlar mı? Evlerde mesela çökme ihtimali olan evler var mı? Bunlarla alakalanır. Yollar muntazam mı? Kuyular, sular muntazam mı? Esnaf iyi çalışıyor mu? Müşteriyi kandırıyor mu? Mallar standarda uygun mu? Teraziler düzgün mü, yangın tedbi alma tedbirleri, yangın söndürme tedbirleri alınmış mı gibi işlere kadılar bakıyor. Zor değil mi? Çok hocam? zor. Bir iş. Ya mesela o bilgileri kimden alıyorlardı? İşte çok şurada zor bir iş. bu eksik, e, böyle evet. bir durum oldu. İşte şurada yangın çıktı, e, tahribat şu kadar gibi. Nereden alıyorlardı o bilgi? Şimdi işi? zaten şehirler küçük, nüfus az, insanların ulaşmak e, kabiliyeti kolay bir de çok fazla beklenti yok, çok fazla iş yok. Aslında biz bu kadar saydık ama bunlardan her birinin aynı anda belediye reisinden yani kadıdan talep edildiği yok. Büyük şehirlerde kadıların yardımcıları var. Bunlara ihtisap ağası deniyor. Bugünkü belediye reisinin tam karşısıdır. İşi bu. Belediye işlerine bakıyor. İlave olarak zabıta işleri de onun noktasındadır. Yani esnafa veya mesela bağıranlara, nara atanlara, iç geçip sokaklara kusanlara, umumu ahlak ve adaba aykırı davrananlara da bunlar müdahale getiriyor. Sonra bunlar polisin işine, polisin vazifelerine dahil olmuştur. Kadılar her gün, her hafta muayyen bir kol geziyorlar. Kol gezmek Devriye gezmek yani esnafı, çarşıları, mahalleleri, e, harman yerlerini bunları dolaşıyorlar, teftiş ediyorlar, keşfediyorlar. Burada bir problem var mı yok mu yerinde görüyorlar ve müdahale ediyorlar. İnsanlar kadı yani belediye başkanı bizim de yerimizi teftiş eder diye devamlı hani teftişte insan devamlı hazır durması teyakkuz halinde oluyorlardı. Büyük şehirlerde böyle vekilleri var. Küçük şehirlerde de kendileri gezerek veya başkalarından haber alarak bu işi yürütüyorlardı. Ama dediğim gibi bunlar öyle çok... Karmaşık, büyük, ağır işler değildi. İstanbul'unki ağırdı. Onun için İstanbul Kadısı'nın zaten bu iş için yardımcıları vardı. Nüfus ne kadardı ortalama hocam? Yani Osmanlı tabii ki Devletinde, bugünle kıyaslanamaz ama. Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un nüfusu 500 bine sabitlenmişti. Artırılmıyordu. Buraya dışarıdan göç yaptırtılmıyordu, kabul edilmiyordu ki e, bu gibi hizmetler rahat yürütülsün. Çünkü büyük şehirler, eğer bir de payitaht ise, baş, baş şehir ise... Orada kıtlık, sıkıntı, asayişsizlik olmamalı. Sağlık tedbirleri çok iyi olmalı. Çünkü baş şehirde bir problem çıkarsa o balık baştan kokar hesabı bütün memlekete tesir eder. Bütün dünyada da bu böyledir. Onun için İstanbul 4 belediye dairesine ayrılmıştır. Suriçi, Galata, Üsküdar ve Eyüp. Klasik zamandan bahsediyorum. Yani tanzimat ve öncesi. Her birinin başına bir kadı var. Her biri belediye başkanı. Haftada bir gün toplanıyorlar sadrazamın riyasetinde. Bugünkü belediye encimen toplantısı gibi İstanbul'un belediye meselelerini konuşuyorlar. Bizde şu mesele var, sizde şu mesele var. Siz nasıl çözdünüz gibi. Sonra toplantı bitiyor öğlenleyin, öğlene doğru, öğleden sonra. Bunlar rastgele bir yeri teftiş ediyorlar. Burası bir gümrük olabilir, bir liman olabilir, bir çarşı olabilir, bir sokak olabilir. Bu önceden tespit ediliyor, kimse bilmiyor. Her çarşamba bu böyle. İstanbul'un belediye işleri böyle. Yürütülüyor. E şimdi Zor bu iş. bahsettikleriniz çok önce mi? Çünkü hazır yeri gelmişken o zaman söyleyeyim bölgelerden bahsettiniz evet. siz. 6. daireyi belediye. Bu sonra. Daha sonra Bunlar olacak. daha sonra. Bu evet. 1826'dan önce. Sultan II. Mahmut tahta çıktıktan sonra Osmanlı Devleti'nin idaresinde değişiklikler yaptı. Ve kadılardan bu vazifeleri aldı. Belediye vazifelerini aldı. Onlara ihtisap ağasına verdi. İhtisap belediye demektir Arapça'da. İhtisap ağası belediye başkanı demek. Şimdi artık İstanbul'da kadılar belediye işlerine bakmıyorlar. Ve herhangi bir şehirde kadılar belediye işlerine bakmıyorlar. Ya sadece adli işlere bakıyorlar. Bu iş işe bakan başka birisi var. Ona da ihtisap ağası deniyor. Bir de ihtisap nezareti kurdu. Bu işlere bakan bir bakanlık. Hatta İstanbul e, ihtisap ağası Hüseyin Bey vardı Sultan Mahmut zamanında. Onunla alakalı çok hikayeler anlatılır. Sert ama tatlı sert bir adammış. E, bunun o zamanki teftişleri anlatılır. Ee, mesela Edirne kapıda gezerken bakıyor bir merkep surların dibinde ot yiyor fakat sırtında yük var güneşin alnında bunun sahibini bulun diyor buluyorlar kahvede oturuyor adam Ş şehrin dışından gelmiş hayvanıyla mal satacak dinleniyor orada bir kahvede ne zaman girdin sur içeri? yarım saat oldu diyor bunu diyor yıkın diyor eşeğin yanına eşeğin yükünü bu adama yükleyin yarım saat burada böyle Eşek gibi kalsın. Sen diyor eşeği buraya bağlıyorsun, güneşin alnında otlasın diye. Bari sırtındaki yükü indir. Mesela bu belediye başkanının vazifesidir. Hayvanları korumak. Osmanlılardan bir misal bu. İhtisap ağası Hüseyin Bey'in menkıbeleri. Sonra Kırım harbi zamanında 1854'tür. Kırım harbi 54-55. Sultan Abdülmecid tahta. İstanbul'un ihtiyaçları arttı. Yabancılar, yabancı ordular İstanbul'a geldiler. İstanbul'un artık Avrupa başkentleri gibi bir şehir olması icap ediyordu. Bunun için şehir emaneti kuruldu. Şehir emaneti adı üstünde şehrin emanet edildiği yer demektir. Osmanlılarda bir vazifeye birisi tayin edildiği zaman oraya emanet denirdi. Mesela gümrük emaneti. Gümrük bir kişiye emanet ediliyor. Tuzla emaneti. Bir tuzla birine emanet ediliyor. Burada da şehir birine emanet ediliyor. Ve bunu emanet edilen kişiye de şehremini dendi ki bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının muadilidir. Ondan önce şehremini vardı. Öyle bir ünvan vardı. Fakat vazifesi farklıydı. E, şehrin imar müdürüydü o. Binalar muntazam mı? Şehre riayet ediliyor mu? İmar kanununa riayet ediliyor mu? Mesela birisi yola çıkmış mı? Devrilme, yıkılmaya yüz tutan bina var mı? Sokaklar muntazam mı? Ona bakardı. Evet. O vazife belediyelere verildi. Şehremaneti kuruldu. Daha sonra 3 sene, 2 sene sonra 1857'de Dediler ki biz İstanbul'u, çok büyük çünkü İstanbul, eskiden 4 daireydi, bölelim parça parça. Her biri ayrı bir şehremanet olsun. Bunun için nereyi seçelim? Beyoğlu'nu seçelim dediler. Avrupalıların en çok geldiği kaldığı yer Beyoğlu, pilot bölge Beyoğlu olsun. 6 numaralı yer orası. 6. daireyi belediye evet. kuruldu. Ve bugünkü belediyenin yaptığı işleri yapıyor. Şehremaneti biraz daha böyle devlet dairesi gibi toplanıyor, kararlar alıyor, emirler veriyor. Burası biraz daha belediyeye benziyor. Sultan Aziz zamanında da 14 mıntıka kuruldu. Mesela Suriçi 4 mıntıkadır. Fatih, Eminönü, Süleymaniye, Samatya, hı hı. Eyüp bir mıntıkadır. Beşiktaş bir mıntıkadır. Kadıköy bir mıntıkadır. Beyoğlu bir mıntıkadır. Ee, Beykoz bir mıntıkadır. Beylerbeyi bir mıntıkadır. Adalar bir mıntıkadır. Üsküdar bir mıntıka. Bunlar her biri bir ölür 14 mıntıka. Her biri bir belediye bunların. Ve bu belediyeler enteresandır. Müstakil. Başında daire müdürü var. Şehre manetine bağlı. Hı hı. Daire müdürü var. Şehre maneti, bir nevi Büyükşehir Belediyesi gibi düşünün ama aslında belediyeler birleridir. İşte bu bina Beyoğlu'nda, Piyaryotu Caddesi'nde oradan kalan binadır. Altıncı daireye belediye. Eee Bunlar özelliği var ve hükmü şahsiyeti var, tüzel kişiliği var. Bu bundan yıllar önce Osmanlı Devleti'nde büyük ileri bir adımdır. Yani Bir müessese kuruluyor ve kendi kararlarını kendisi alıp e, meriyete sokabiliyor. Atamayla herhalde evet. görev başına geliyorlar evet. değil mi? Evet, bir de Şehremini mesi... Padişah tarafından tayin ediliyor. Bir de Şehremini Meclisi var. Heh. Bu işin görüşüldüğü bir meclis. belediye meclisi var. Da Bunlar da tayinle. E, bir de e, umumi bir meclis var. Bu Ayda iki kere toplanıyor, öbürü her hafta toplanıyor. Bir de seçimle gelen bir meclis var. Ona meclisi belediye deniyor fakat o şehre manetinde değil. O 14 tane daire dedik ya, evet. her birinde dairenin büyüklüğüne göre 6 ile 12 arasında halktan seçiliyor bunlar. Ee, şehre maneti meclisi de halktan seçiliyor fakat hükümet seçiyor onları. Umumiyetle esnaf, ileri gelen kişilerden seçiliyor. Yani belediyenin fonksiyonlarına ve faaliyetlerine yardımcı olacak kişilerden. Fakat o alttaki 14 dairenin, ki Sultan Abdülhamit zamanında bu 20'ye çıkarıldı. Her birinde bir şehremini var, tayinle geliyor. Da daha doğrusu daire müdürü var. Yani Hı -hı. bugünkü ilçe belediye başkanı diyebiliriz. Onun bir de belediye meclisi var. İşte o seçimle geliyor. Bu enteresandır. Halk seçiyor bunu. İstanbul'da bu işler böyle. Hı -hı. Peki mesela aranın özellikler neydi? Hangi özelliklerine bakarak seçiyorlardı? Yani yetkinlik açısından konuşursak. Şöyle, e, şehreminine ve şehremini meclisine seçilenler bürokrattırlar. <laughs> yani bu işten anlayan kişiler oraya seçiyorlar. Yani Selver Paşa var mesela, bir Osmanlı bürokratı, bu işten anlayacak adam. Şeye Osman İstanbul'a çok hizmet olmuştur Sultan Aziz zamanında. Rıdvan Paşa var o zaman Sultan Abdülhamit zamanında. Bunlar e, İstanbul'u, Avrupa'yı bir Baş şehire dönüştürdüler çünkü Avrupa görmüş insanlar, tecrübeli insanlar, vizyon sahibi insanlar. Ne gibi yenilikleri yeni getirdiler mesela? Neler getirdiler? Mesela itfaiye teşkilatını modernleştirdiler, yolları dar, dar yolları açtırdılar, yeni meydanlar yapmaya başladılar. Osmanlılarda meydan yoktur mesela. Hiçbir Hı. yer e, meydanlar yapmaya başladılar, toplanma yerleri yapmaya başladılar, parklar yapmaya başladılar. Osmanlılarda park yok, Avrupa'da yeni yeni parklar, insanların gittiği parklar var. E, mesela eskiden çok basit bir şey ama. Sırtta e, ciğer sakatat taşırdı mesela. E Buna mani oldu belediye. Mesela faytoncuların nizamına her istedikleri yerde duramazlar. Şimdiki taksicilik problemi gibi o zaman da faytonculuk evet. problemliydi. Bunlarla haşır neşir oldular. Şehre hayvan girmesi belli yere kadar müsaade var belli yerden sonra yok. Onları kontrol ediyorlar. Her yere at arabası giremez onları kontrol ediyorlar. E, esnafla ciddi e, nizam kurmaya başladılar. Her önüne gelenin esnaflık yapmasını engellemek, onları e, standartlara uygun çalışmasını sağlamak, aydınlanma. Mesela İstanbul'da eskiden aydınlanma yok, akşam oldu mu, karaldık... Evlerdeki mum ışıkları. Mesela bu devirde artık biz önce büyük caddelerin ve meydanların, sonra Serdar ara sokakların Serdar Paşa yani. aydınlatıldığını görüyoruz. Bu aydınlanma ilk zamanlarda zeytinyağı ile oluyor, e, direkt dikiliyor, dibinde zeytinyağı var, fitili var. Bu işe bakan birisi var, geliyor elinde uzun bir e, sopayla bu kandili yakıyor. Vazifesi bu adamın. Daha sonra hava gazıyla Sultan Hamit zamanının sonlarına doğru şehre hava gazı geldi. Ve bu sokak lambaları artık hava gazıyla yanmaya başladı. Mesela bu mühim bir yenilik. O zamana kadar sokakların temizlenmesi diye bir şey yoktu. Osmanlılar'da yanlış şunu söylemek istiyorum. Dünyada ilk belediye nizamnamesi, ilk belediye kanununu Osmanlılar çıkarttı. Sultan 2. Bayezid zamanında e, Mahrusa'yı İstanbul kanunnamesi, öbür adı İhtisap kanunnamesi, İşte sokaklara tükürenlerin vaziyeti, sokakların temizlenmesi, sokağa akıtılan pis suların tahliyesi, hı hı. E, şehre, sokağa doğru yıkılmaya yüz tutan binaların tamiri gibi işler hep burada e, hükme bağlanmış. Bu cihetle Osmanlılar dünyanın en ileri belediyecilik e, anlayışına sahipler. Fakat sonra bizim ne kadar geri kalmamız enteresandır. 16. asırda bir belediye kanunu çıkarıyoruz. Dünyada ilk ama maalesef ondan sonra şehirlerimiz geri kalıyor. Bu bir kusurdur bizim Neden için. Neden peki hocam? Neden böyle bir durum gerçekleşiyor? Şundan dolayı... Bir de birlikte yine cezalardan da bahsedebilirseniz. E i̇şte evet. hangi e, suça ne şekilde ceza evet. veriliyordu? Caydırıcı Bu mı? Bu İstihbarat kanunnamesinde cezalar var. Yani sokağı kirletenlerin, sokağa su dökenlerin, kehrizini toplamayanların, binasını yaptırmayanların veya terazisini düzgün yapmayan, parayı mesela eskiden paralar altın gümüş olduğu için kenarını törpülüyorlar mesela biraz dökülüyor hafif ama millet bilmiyor onu. Sahtekarlık mesela, kalp para bunlar hep belediye bakıyor. Bunların cezası e, önce tektirdir. Tektir azarlama demek basit suçlarda. Ondan sonra teşirdir. Bakın bu adam bu işi yaptı. Bazen teşirle beraber dayaktır. Bu ihtisap ağları ve yanındaki adamlar falaka ile beraber gezerlerdi. Ve suçüstü yaptıkları zaman hemen orada İki sopa der mesela. Adamı yatırırlar. Ayaklarının altına iki tane sopa vururlar. Üç, dört neyse artık yaptığı suçun büyüklüğüne göre bunlar itisap kanunnamesinde sayılmıştır hepsi. Yani esas ceza tektir azarlama, teşir teşhir, insanlara gösterme. Bakın bu böyle bir adam. Daha çok yüz kızartıcı suçlarda. Mesela teraziyi bozuk yapmışsa bir esnaf. O esnafı bir yere bağlarlar. Bakın bu adam terazide hile yaptı diye. Yani onurunu, kır onur kırıcı ve milleti bilgilendirici. E, para cezaları çok. Yani yapmış oldukları suçlar, küçük para cezaları bunları belediye ihtisap e, tahsil ediyor. Nusta uslanmayan etmeli Nus tektir. Olma, uslanmayanı etmeli tektir. Tektirle uslanmayan hakkı kötü kötü şey. Bu kaide o, budur. O, evet. Orada. Yani bu, bu ceza tabii. Hı -hı. ceza. Yani Hı -hı. Bugün belki normal bir dayak ama o zaman öyleydi. Neden belediye bizde yürümedi? Sebebi şu. Osmanlı sosyal yapısı bir kere. Şehirler Avrupa'daki şehirler gibi değil. Avrupa'ya gidenler bilirler. Avrupa şehirleri düzdür. Engebeli değildir. İçinden su geçer. Su problemi yoktur. Yani evet. oradan su alırlar. Pis suyu oraya dökerler. Oradan su alırlar. da O zaman öyle. Etrafına bir sur çevirirsiniz emniyet için. Her şey çok kolaydır. Ama bizdeki şehirler öyle değil. Bir kere Anadolu, Rumeli çok engebeli. Şehirler umumiyetle dağ kenarlarında kurulmuştur. Araziyi harcamamak için. Hı hı. Dağlık bir yere siz nasıl hizmet götüreceksiniz? Nasıl yol götüreceksiniz? Nasıl çöp toplayacaksınız? E, su nereden bulacaksınız? Bunlar hepsi problem. Bir de Osmanlılar'da arazi mülkiyeti yok. Fethedilen arazi halka kiraya veriliyor. Ve bu coğrafya, Anadolu Rumeli coğrafyası bir İsveç gibi değil. Çok hareketli. İsyanlar çıkıyor, işgaller oluyor. Oradaki halk o zaten mülkü de değil, kiracı toprakta. Ama ömür boyu kiracı. Aman diyor buradan kaçalım diyor. Nereye gidelim? En yakın şehre gidelim diyor. Şehirlerin nüfusunu sabit tutmaya çalışıyorlar. Çünkü şehirde nüfus arttığı zaman sağlık problemleri çıkıyor asayiş problemleri çıkıyor, barınma problemleri çıkıyor, binaların fiyatı artıyor gayrimenkulleri. Nereye sıkışacaklar? Şehirler biliyorsunuz hep küçücük, dar, iki katlı evlerdir. Yer yok çünkü surun içine, kalenin içine sıkışması lazım. Evet. Daracık sokaklar. Sonra kıtlık oluyor. Oranın gıdası ona göre ilave gıda gelmesi lazım. Bu düzeni bozuyor. Hükümet bunu istemiyor. Mani de olamıyor. Siz mesela şöyle gıdayı konuşurken daha önce her şehirde üretilen o şehirde tüketilir. Doyurması lazım. Evet. Ama bu düzen bozuluyor. Bakıyorsunuz şehre birkaç yüz aile gelmiş. Oranın rutin düzeni bozuluyor. Suyu yetmiyor, gıdası yetmiyor, pahalılık oluyor, kara borsa oluyor. Yani bu sefer o, hükümet onlarla uğraşmaktan bir, biraz evvel bizim söylediğimiz o tatlı belediye işleriyle uğraşamıyorlar. İş bundan dolayı bozulmuştur ama Sultan Mecid'den sonra artık bu iş sıkıcı ele alınmıştır. Belediye ayrı bir kuruluş olmuş, ayrı bütçesi olmuş. Ceza toplayan vergi toplayan bunu harcayan bir yere dönüşmüş ve bir miktarda otonomi kendisine tanınmış ve böylece Sultan Aziz ve Sultan Hamid zamanında artık İstanbul Belediyesi İstanbul şehri modern bir şehre dönüşmüştür eksikleri elbette vardır ama artık modern bir şehirdir. Evet, bir Aydınlatılmasıyla temizliğiyle vergisiyle binalarıyla ulaşımıyla artık modern. Tram, atlı tramvaylar geldi mesela bu büyük bir yatırımdı o zaman için e, tüneliyle bunlar. İstanbul, kayıkçıların nizamı var. Bunları ayarlamanız lazım. İstanbul'un üç tarafı deniz. Bunların hepsi belediye işleriydi ve Sultan Aziz ve Sultan Hamit zamanında artık modern bir şehre dönüştü. Bunun bir sebebi de artık Osmanlılar Avrupa'ya açıldılar. Avrupa'dan misafirler geliyor. Avrupa'ya misafirler gidiyor. İnsanlar orayı görüyorlar. Artık hükümet dedi ki biz ele güne karşı en azından Lostramızı iyi yapmamız lazım, şehirlerimizi düzgün yapmamız evet. lazım. Dediler. Bir görüntü tabii İstanbul'dan. Evet. İstanbul Boğaz'dan, eski hali. Eski evet. hali. Galata Kulesi, Süleymaniye, evet. 19. yüzyıldan. Evet. Biraz sonlarına doğru bir. E, Yine problemli resim. bir şehir. Evet. E, stratejik olarak bir tarafı deniz, bir tarafı orman, genişleme kabiliyeti yok, tepeler üzerine kurulmuş, İçinden dereler geçiyor. Paris gibi bir şehir değil, Londra gibi bir şehir değil, Berlin gibi bir şehir değil, Moskova gibi bir şehir değil, İstanbul problemli bir şehir. Ankara da öyle mesela bir kalenin et... peki nüfus artınca ne oluyor bu sefer? Kalenin etrafına evler yapılıyor. E bu evlere nasıl hizmet götüreceksiniz? Nizam nasıl kuracaksınız? Gibi. Onun için belediyecilik Anadolu ve Rumeli'de zor. Osmanlılar bu zoru iyi kötü başarmaya çalışmışlar ve Sultan Hamit zamanında artık modern bir belediyecilik görüyoruz. Sultan Hamit bir kanun çıkarıyor. 1877 tarihinde belediye kanunudur bu ve bu kanun 1930'a kadar meriyette kaldı ufak tefek değişikliklerle. Daire sayısını arttırdı, 20'ye çıkarttı. Yine seçimle geliyor belediye meclisi azaları fakat reis tayinle geliyor. Daire müdürleri tayinle geliyor. O kadar daha şey olmamış. Fakat bunu bunu da yadırgamamak lazım. Ee, belediye reislerinin seçimle gelmesi 1963 tarihine tarihleniyor. Ondan daha önce seçimle değil, çok yakın. Çok yakın. Yani Cumhuriyet devrinde de tayinledir. Hatta 1957'ye kadar Vali veya kaymakam aynı zamanda belediye başkanıydı. Olmayabiliyor. Yani bazı yerlerde ayrı. Mesela Fahrettin Kerim Gökay hem valiydi hem belediye başkanıydı 50'li yıllarda. Lütfi Kırdar hem valiydi hem belediye başkanıydı. Muhittin Üstün daha keza öyle. Yani valiyle belediye başkanı aynı kişiydi. Seçim diye bir şey yok. Seçime niye ihtiyaç duyuldu hocam? Çünkü artık e, demokrasi trendi bunu kabul etmiyor. Mahalli idareler her yere göre değişir. İstanbul'un ihtiyaçları farklıdır, Erzurum'un farklıdır. Siz bunu merkezden tayin ettiğiniz bir kişiyle tayin edemezsiniz. Evet vali kaymakam tayin edilebilir. Ama belediye başkanı, belediye reisi oranın ihtiyaçlarına göre olmalı. Oranın yerli halkından olmalı. Oranın meselelerini bilen, oradaki insanla rahat diyalog kurabilen, işleri yürütebilen birisi olmalı. Ve ondan sonra Avrupa'da da bizde de artık seçim trendine girildi. Şimdi İstanbul Osmanlı Devleti'nde diğer vilayetlerden farklıdır. Bir kere büyük şehir olduğunu söyledim. Onun için çok hassastır idaresi. Valisi yoktur mesela İstanbul'un. Osmanlılar zamanında İstanbul'un valisi yok. Baş şehir olduğu için valilik işini de aynı zamanda sadrazam yürütüyor. Seçim yapılmıyor burada. Ee, İstanbul halkı askere gitmiyor. Memur oluyorlar. Böyle bir hem imtiyaz hem imtiyaz karşılığında külfetleri var İstanbul halkını. Ama Taşla öyle değil. Taşra'daki halk biraz daha demokrasi, demokratik bir şekilde belediye işlerini yürütüyor. Taşra'da belediye meclisi var. Mesela bir kasaba düşünün. Orada belediye meclisi var. Belediye meclisinin azalarını halk seçiyor. 6 ile 11 kişi arasında değişiyor nüfusuna göre. Bu azalar kendi aralarından belediye reisini seçiyorlar. Orası daha demokratik. Halbuki İstanbul'da daire müdürleri veya şehremini, şehremini meclisi arasından, üyeleri arasından hükümet tarafından seçiliyor. Yani daha bir merkeziyetçi. Hı. Ama Taşla'daki belediyeler öyle değil. Onun için Taşla'da belediye seçimleri çok daha canlı, çok daha hareketli, çok daha e, enteresan e, sahnelere içinde barındıran seçimler oluyor. Şimdi mesela küçük bir kasabada 6 kişi seçiliyor. Bunların çoğu esnaf veya memur da olabilir. Bunlar oylama ile kendi aralarından birini seçiyorlar reis olarak. Bu enteresandır. Ve bu 1963'e kadar devam etti. Anadolu'da belediye başkanları böyle seçilirdi. Eğer e, hükümet tarafından tayin edilmemişse yani vali belediye başkanıdır veya kaymakam belediye başkanıdır denmemişse böyle oluyordu. Şimdi de kanun buna müsait. Şu anda da hükümet diyebilir ki belediye başkanını seçmiyoruz. Oranın valisi belediye başkanıdır, kaymakam belediye başkanıdır diyebilir. Kanun bugün buna müsait. Yani belediye başkanı seçimi yapılmayabilir Türkiye'de. Evet. Buna müsait. Peki beyler beyi neydi hocam? O ne anlama geliyor? Beyler ne, beyi tamamen farklı. Beyler beyi e, eyaletin valisi demektir. Hı hı. Onun altı sancak beyi. Bu bir mülki idare yani bugünkü valinin karşılığıdır beyler beyi. Onun belediye ile alakalı bir vazifesi yok. O tamamen merkezin seçtiği bir kişidir. Askerdir aynı zamanda. Mesela Kastamonu beylerbeyi. Kastamonunun hem valisidir hem Ordu komutanıdır. Orada bir ordu var. Ama Kastamonu'nun bir kadısı vardır. Adli işlere o bakar. Belediye başkanı da odur. Sonra İhtisap Ağası tayin edilmiş. Belediye başkanı odur. Sonra Kastamonu Şehremini tayin edilmiş. belediyeyi artık o bakıyor. Yani vazifeler ayrılmış Sultan Mahmut'tan itibaren. Evet. Memurlar birbirinden farklı vazifeler. Burada e, Anadolu Beylerbeyi Beylerbeyi'nde oturduğu için o semtin adı Beylerbeyi kalmış. Zaten biliyorsunuz semtler ya oranın meşhur birisiyle mesela Kadıköy. Kadı Hızır Bey'e verilmiş orası. Kalkedonyadır ismi olmuş. Adı Kadıköy. Halkta hı hı. kalmış Kadıköy. Burası da böyle. İstanbul böylece meşrutiyete kadar geldi. Yani Sultan Abdülhamit'in 20 dairesiyle. Ve bu daireler işte anlattığım gibi nakliye işleri, tramvay, aydınlanma, temizlik, itfaiye. Bütün bu işlere bakıyor. Vergi topluyor. Belediye vergisi topluyor. Esnaftan vergi topluyor. Kendi gelirleri var artık. Bu gelirlerini harcıyor. Bunu kontrol eden bir meclis var. Çok sistemli bir teşkilata dönüşmüştür. Artık İstanbul Belediyesi. İttihat ve terakki iktidarı gelince Sultan Abdülhamit'i istibdatla suçlamışlardı onlar. Yani demokratikleşmeye mani olmakla suçlamışlardı. Ama onlar daha da geri gittiler. O belediyelerin muhtariyetini kaldırdılar. Seçimlerini kaldırdılar. Ve tamamen kendi adamlarını kendi destekleri, kişileri oraya getirdiler. Niçin? Çünkü belediye esnafla birebir iç içe olan bir e, müessesedir. Esnafı örgütleyerek kendilerine destek almak istediler. Bir de belediye bu işleri nasıl yapıyor? Şimdi mesela belediye bir yeri temizlemek icap ettiği zaman veya bir yere bir e, nakliye münakale ulaşım temin etmek lazım olduğu zaman ne yapıyor? Bir şirkete ihale ediyor. Eskiden Türkiye Cumhuriyeti devletçilik prensibiyle fazla haşır neşirken her belediyenin bunu yapan müesseseleri vardı. Osmanlılar zamanında belediyede fazla insan yok. <laughs> belediye reisi var. Encümen var. Encümen fahri maaşsız yapıyor bu işi. Bir belediye çavuşu var yani bugünkü zabıta. Bir de belediye katibi var. Anadolu'daki bütün kasabalarda 3 kişi çalışıyor. Belediye reisi, belediye katibi ve belediye çavuşu. Peki yani alt zamanda. işleri ne şekilde organize ediyordu? Bu kadar. Bunlar yürütüyor. çünkü fazla bir şey yok. E, o Parayla mesela e, normal hani ha hayatın akışını sürdürmesi için çeşitli ha, görevlilerin işte olması lazım. İşte onu anlatacağım. Lazım. Mesela bir yerin temizlenmesi lazım. Evet. Çağırıyorlar bir usta. Burayı ne kadar temizlersin? O diyor şu kadar indirim yap, şunu yap. Anlaşıyorlar. Bir mukavele imzalıyorlar belediye namına. Parayı veriyorlar bir kısmını. Adam temizliyor, geri kalanı da ondan sonra alıyor. Yani aslında esnaftan destek evet, istiyorlar tabii. bir. Şey. Yerli evet, tabii. oranı yarla. Yoksa başka yerden getirtiyorlar. Yani belediye bürokrasisi 3 kişi. Yani tabii daha fazla olabilir. Şehirler büyüdükçe bu sayı artar ama bir basit bir kasabadan bahsediyorum. Anadolu kasabasında 3 kişidir. Dördüncü evet. bir kişi yoktur. Mesela itfaiye olacağı zaman, yangın söndüreceği zaman gene aynı şekilde birine ihale ediyorlar bu yangını. Yangın söndürme için para karşılığında. Çünkü belediyenin artık varidatı var. Bu e, bütün işler büyük şehirlerde de böyle. İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle, İzmir'de de böyle. İmtiyaz yolu da yaptırıyor. Mesela İstanbul'a su gelecek. Daha önce anlatmıştık. Belediye su getirmiyor. Ona uğraşacak zaten belediyenin ne parası olabilir, ne imkanı olabilir. Belediye bir ihale açıyor. Diyor ki İstanbul'a kim su getirir? Şirketler giriyorlar, teminat yatırıyorlar. İşlerinde en uygun olanı hı hı. bu ihale veriliyor. O suyu buluyor, su kaynağını buluyor, barajı yapıyor, boruları döşüyor. Kapılara kadar suyu getiriyor, insanlar abone oluyor, parayı o şirkete ödüyorlar. Bu şirkette de devlete kazancından kazanç vergisi ödüyor. Belediye para harcamış olmuyor. Evet. Yani böyle bir sistem kurulmuş. Bütün Osmanlı belediyeleri bu şekilde hareket ediyordu. Tabii İttihat ve Terakki istiyordu ki bu işler kendi adamlarına verilsin. Onlar zengin olsunlar Ve onları destekleyelim. Yani burada illa yolsuzluk aramayalım ama hı hı. yani 10 lira yapıyoruz herkes o da 10 lira yapsın ama bizim adamımız yapsın diye. Belediyeleri biraz partizanlaştırdılar. Bizde bu belediye seçimlerinin sonradan partizanlaşmasının sebebi biraz da o 1913 kanunu ve ondan sonrasıdır. Bizde de halk böyle şeylere çok meyillidir. Seçimler ve biraz da belediye seçimleri halkın kutuplaşmasında karşı karşıya gelmesine bir vesile olmuştur maalesef. Yani benim namze, namzedim, senin namzedin. Ben olacağım, sen olacaksın evet. gibi. Şimdi peki mesela hocam günümüzde çok çekişmeli geçiyor. Evet. İşte biz de ekranda da görüyor sevgili izleyicilerimiz son sayıyoruz mesela 22 gün kaldı diyoruz. E, bu arada adayların da sahada kıran kırana mücadelesi var. O zaman da öyle miydi mesela bu seçim kampanyası nasıl yürütülürdü? Böyle birkaç örnekle anlatabilir misiniz? Hay hay. Biraz evvel anlattığım gibi İstanbul'daki seçimlerin hiçbir renkli tarafı yoktu. İnsanlar seçim olduğunu anlamazlardı bile. Çünkü zaten belediye şehremini ve daire müdürleri yani daire müdüründen kastım Kadıköy daire müdürü Beyoğlu Daire Müdürü yani belediye daire müdürü yani ilçe belediyesi kastettiğim. Bunlar zaten tayinle geliyorlar. Şehremini tayinle geliyor. Zaten onlar da seçim yok. Sadece belediye encümeni işte 10-12 kişi onlar seçimle geliyor. O da çok lokal. Kadıköy'de belediye encümeni seçimi oluyor. Kadıköy esnafı duyuyor sadece. Halk duyuyor. Halktan zaten seçime iştirak edenlerin sayısı az. Birazdan anlatacağız Seçimler Evet yani çok kimler oy diye. kullanabiliyor. O, evet. Onun için İstanbul'da bu işler hiç de... Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Belediyesi evet. Şimdi duruyor hala. Kütüphane oldu zannediyorum. Ee, şehremin ismi de ondan dolayıdır. Yani orada da Samateş, e, Fatih Şehremaneti Dairesi olduğu için... Evet. ...sonradan yukarıya taşınmıştır orası. Ee, buraya Şehremini adı verilmiş. Şehir Emini. Şimdi ama Taşra'da öyle değil. Taşra'da her şehirde ve kasabada... ...belediye seçimleri çok hareketli geçiyor. Çünkü... Yani belediye reisi olmak bir kere bir itibar. O zaman insanlar ben belediye başkanı olayım oradan biraz götürürüm yolsuzluk yap öyle bir şey düşünmüyor tabii ki. Veya halkıma hizmet edeyim falan onu da düşünmüyor doğrusu söylemek gerekirse. O bir fahri vazifedir belediye başkanı olmak. Yani ben bu belediyenin başkanıyım. Tabii hizmet de yapıyor. O zaman hizmet yapmak bir şereftir. Hatta çoğu maaş almıyorlar. Fahri olarak ama Maaş tahsisatı var halbuki bunlara. Onun için Taşra'da bunlar kıran kırana geçiliyor, geçiyor. Ve şimdi her kasabanın ve şehrin bir sosyal yapısı var. Mesela bazı kasabalarda büyük aileler var. Bu aileler umumiyetle bir sebeple birbirine ya müttefiktir veya hasımdır. Şimdi bir bu ailenin namzeti var, bir de bu ailenin namzeti var. Bunlar kıran kırana e, mücadele ediyorlar. Bazen bu mücadele işte halka şeyler vaat etme, bir şeyler vaat etme, onlara hediyeler dağıtma, onlardan... Tabii halk dediğim bu da çok geniş bir kitle değil. Belli kişiler. Encümeni seçecek çünkü. Herkes o seçime girmiyor. Onlara bir şeyler vaat etme. Var mı hocam örneği mesela o uçuk vaatlerden? Ha, uçuk bu değil de mesela mı? hediyeler veriyor onlara. Yani onların gönlünü kendine celbedecek. Çünkü şöyle, iki dereceli seçimler var. Belediye reisi nasıl oluyor? Mesela bir kasabadan bahsediyorum. Hmm. Belediye halk, halk da değil dedim belli insanlar, e, encümeni seçiyor. Diyelim ki çok küçük bir kasabaysa 6 kişi, 7 kişi seçiyor. 8 kişi seçiyor. En fazla 12 kişi seçiyor. Bu 12 kişinin, daha doğrusu 11 kişinin biri reis, 6'sı şu reis olsun derse o reis oluyor. Evet. Şu 6 kişiyi bulup, önce encümen seçiliyor. Encümene kendi adamlarınızı koymanız lazım. Bunun için halkı cezbediyorsunuz. Benim adamımı seç, şunu seç, bunu seç. Onlar tabi e, cemiyette sevilen insanlar ve zengin ve nüfuzlu insanlar. Sevilmeyen bir insanı aday yapmıyorlar mesela. Diyorlar ki ona orayı vermez insanlar diyorlar. <laughs> mesela Onu önceden seçiyor. Yani kendi adamlarını ayarlıyor. Encümende eğer hep kendi adamları var zaten mesele yok. Ondan sonra belediyesi seçimi tamam. Kesin garantidir. Ama eğer kıran kıranaysa, yani belediye encümeninde yarı yarıya sereyler, o zaman belediye başkanının işi çok. Yani ne yapacak? Onların gönlünü... Lazım. Lazım. Ben kendimizden bir misal vereyim. Benim annemin babası belediye reisiyle namzet olmuş. Halk evi reisiymiş. Demişler ki sen belediye reisi ol. E bir de karşısında gene onun arkadaşlarından birisi var. O da esnaf. O da reis azası. Şimdi kıran kırana geçeceği belli. Çünkü küçük kasabalarda bahsettiğim gibi bunun taraftarları bunun taraftarları var. Seçim oluyor. 10 bin e, encümenin yarıdan bir fazlası dedemi tutanlar. Herkes de diyorlar ki tamam, yani kesin Emin abi. Bey kesin. E, belediye başkanı hatta dayımlara reis oğlu falan diye şaka yapıyorlar. Son gün belediye seçiminin olacağı, encümenin seçim yapacağı son gün dedem bağ evinde bir yemek veriyor bu 6 kişiye. Hı hı. Kendi adamları olan 6 kişiye. Faytonlar gönderiyor, bağ evi şehrin bir kilometre dışında. Yiyorlar, içiyorlar. Gramofon var o zaman, gramofon çalıyor onlara cezbetmek için. Bunların hep samimi arkadaşları, çok samimi arkadaşları. Ve e, yemek bitiyor, evlerine dönecekler. Dedemin annesi çok uyanık bir kadınmış. Oğlum diyor, ne yap yap, sabaha kadar bunları burada oyala. Gramofon mu çalarsın, bahçede mi dolaştırırsın, faytonların tekerleğini mi Kırarsın ne yaparsan yap diyor. Akılları çelinebilir. Anneciğim çünkü. diyor teessüf ederim benim arkadaşlarıma sizin diyor. Nasıl böyle düşünürsünüz diyor dedem. Safmış annesi gibi akıllı değil demek ki. Hepsi faytonlara binip evlerine gidiyorlar. Bu altı kişiden bir tanesi Ali Cenoğlu adında bir zahire tüccarıydı. Zengin bir adamdı ve dedemi çok severdi. Çok yakın arkadaşlardı. Hiç ayrılmazlardı. Yunan Harbi'nde yaralanmış. Bunu birisi kurtarmış ölümden. Karşı taraf bunu duyuyor. Bu adamı gidip çok uzak bir yerde buluyorlar. Ona rüşvet vaat ediyorlar. O zamanın parası 100 lira mı, 1000 lira mı, 500 lira mı bir para, iyi para. Bir de palto vaat ediyorlar. Palto da kıymetli demek ki. Bu adamı diyor ki derhal bizimle beraber Ali Cenoğlu'nun yanına geleceksin. Adamın adı Seydi. Adam geliyor Ali Cenoğlu'na diyor ki bak bunlar benim taraftarım. Sen yarın bunlara rey vereceksin diyor. Emin Bey'e vermeyeceksin. Ali Cenoğlu'nu düşünüyorum ben. O gece nasıl sabahladı? Gece oluyor bunlar. Yani bir bizim bağ evinden gidince olan hadise. Hocam kimsenin aklına gelmez, gelmez ki böyle bir şey. Gelmez. Ya bir hikayeden yola çıkarak evet. e, geçmişte evet. belki kendini manevi olarak borçlu hissettiği biri evet. ve bunu buluyorlar. O günün şartlarında bulmaları evet, bunu da. Bunu biliyorlar. Edilir. Bunu buluyorlar evet. ve o gece bu adamı getiriyorlar. Tabii bu duygu sömürüsüdür. Ali Cenoğlu boyun eğiyor. Bir şey diyemiyor tabii ki. Ertesi günü seçim yapılıyor. Seçimde Ali Cenoğlu, isim yazılıyor ya, kağıtlara, dedemin ismini ve karşı tarafın soyadını yazıyor. Hmm. Böyle birisi yok diyorlar. Dedemin ismini çiziyor, karşı tarafın ismini yazıyor. Dedem kıpkırmızı oluyor. Yani en yakın arkadaşı bunu yaptı. Sonra anlatıyor tabii dedeme vaziyeti. Yani bu işler son ana kadar böyle katakulli ve karşı taraf seçildi tabii ki. Evet. Altın namzeti on, olunca yani dedem bir kişiyi daha elde etmeliydi. Yani 6 kişi bana yeter. Kaç tarafın 5 tane. Birazcık tanesi... hocam iyi niyetinin kurbanı olmuş gibi evet. Yani... yani iyi niyetini diyelim kurbanı olmuş. Annesi kadar onu düşünememiş. Politika biraz böyle bir şeydir. Yani burada da çok kınamamak lazım. Politika uyanık olmak, e, fırsatları değerlendirmek sanatıdır. E, bu işte de böyledir. Yani Yani gibi... siyasette özür dilerim ama hocam hep bunu söylüyoruz. Mesela biz son ana kadar yayınları yapıyoruz her seçimde olduğu gibi. 24 saat kimi zaman çok uzun. Tabii. Şu zamanda zaman da çok kısa. Siyaset için. Evet, bu bu Şimdi verdiğiniz örnekte onu gösterelim. Bu umumi siyasette de böyledir ki çok zor değişir biliyorsunuz. Yani başbakan parlamento seçiminde oyların değişme ihtimali çok düşüktür. Buna rağmen değişebiliyor. Belediyede bu çok daha kolaydır. Yani e, bizim tarihimizde belediye seçimleri bu Tosunpaşa filminde Seferoğulları ile Tellioğulları'nın kavgası gibi birbirleriyle kavga edenler belediye başkanı var, dört tane oğlu var karşılığında şey Namzedin dört oğlu var, öbüründe dört oğlu var. Hepsi birbirini gözünü kestiriyor birbirlerine. Baya böyle e, hadiseler. Bilhassa bu tabi anlattığım daha çok İttihat ve terakki devrinde. Çünkü biraz daha e, demokratik şeyler, biraz daha partizanlık var artık. Çünkü Sultan Hamid zamanında böyle bir şey yapamazlar. Yani kolay kolay Böyle bir şey olmaz. Ama e, 1908'den sonraki e, seçimler böyle olmuştur. Ne zamana kadar? Bu hep böyle. Anadolu'da hep böyle olmuştur. yani Günümüze kadar. Bu belediye işleri artık biraz müesseseleşene kadar, şehirler büyüyene kadar, artık kasabalardaki insanlar birbirlerini tanıyan kişiler değil, çeşitli yerlerden çeşitli vesilelere gelmiş. Bu işler e, başka bir mecraya döndü artık. Yani bu şekilde benim bu anlatım çok basit bir şeydi. Ama dediğim gibi her zaman kasabalarda... Küçük şehirlerde, yani İstanbul dışında onu söyleyeyim, belediye seçimleri çok renkli, çok hareketli, bazen kanlı demeyeyim ama e, patırtılı, kütürtülü evet. geçerli. Şimdi 1908 seçimine ilişkin bir fotoğraf evet. bu. E, nasıl okumalıyız hocam bu fotoğrafı mesela? Evet, e, Oldukça büyük bir kalabalığın olduğunu görüyoruz. Bunlar umumi seçimler. Şimdi ondan da bahsedelim çünkü o da mühim. Şimdi e, demokrasi zamanımızda insanların bulduğu en iyi rejim olarak kabul ediliyor. Elbette onun da kendine göre her şeyde olduğu gibi bir takım mahzurları var. Hı hı. Ama insanların hemen herkes diyor ki demokrasi en iyi rejimdir. Çünkü herkesin kendini ifade etme imkanı var en azından. Osmanlı ülkesine demokrasinin gelişi, İnsanlara sorsanız kimi 1923 diyor, kimisi 1908 diyor, kimisi 1950 diyor. Halbuki demokrasi Türkiye'de çok eskidir. 1840. Hı hı. Sultan Abdülmecid'in tahta çıktığının ertesi senesi bir emir verildi. Dendi ki bütün şehirlerde, kasabalarda, sancak ve vilayetlerde artık bir şehir meclisi olacak. Bu şehir meclisinin bir mansup, tayin edilmiş azaları olacak. Vali, polis müdürü, müftü, işte defterdar, mal müdürü veya bir de kadı, hakim. Bunun dışında şehrin, kasabanın, kazanın büyüklüğüne göre ilçenin seçilmiş azalar olacak. Mesela bu çok enteresandır. Halk oraya aza seçiyor. Bunlar umumiyetle çiftçi olabilir, tüccar olabilir, memur olabilir. Ve burada enteresan olan bunların yarısı Müslüman olacak, hı hı. yarısı gayrimüslim olacak. Kota veriyor. Fix değişmiyor, nüfusa göre değil. Mesela 6 kişi seçilecekse 3 Müslüman, 3 gayrimüslim. Bu Avrupa'da böyle bir şey yok. Yani İngiltere'de, Fransa'da, Rusya'yı zaten saymıyorum çünkü o demokrasi örneği değil. Ama Fransa'da ve İngiltere'de taşla da seçim olacak. Orada İngiliz olmayanlar da e, seçilecek. Veya Katolikler veya Yahudiler böyle bir şey yok. Bu Osmanlı'nın demokraside ne kadar ileri olduğunu, mahalli demokrasi ama bu hı hı. gösteriyor. Ve bu sistem devam etti. Bugün de işte belediye encümenleri, il özel idareleri hep Sultan Hamid... Abdülmecit devrinden 1840'tan beri kesintisiz devam etmiştir. Yani bizim demokrasi ananayamız çok eski. O önemli bir ayrıntı evet. aslında. Hocam bir de mesela halk oyluyordu diyorsunuz. Evet. İşte yani kimlerdi? Sadece erkekler mi oy veriyordu? Kadınlar evet. da verebiliyor muydu? 1876'da Osmanlı Devleti artık bir anayasa, Avrupa'daki bir anayasaya kavuştu. Kanuni esası. Ve bir demokrasiye dönüştü. Şimdiye kadar anlattıkları mahalli demokrasiydi. Evet. Şimdi artık umumi bir demokrasi. Nedir demokrasi? Halk bir meclis seçecek parlamento. Ve hükümet ona sorumlu olacak. Kanunları bu parlamento çıkaracak. Ve bir geçici seçim kanunu çıkarıldı. Bu seçim kanununa göre her 50 bin Osmanlı vatandaşı e, için bir milletvekili seçilecek. Hı hı. Ve seçmenler yani halk... E ee, ikinci seçmenleri seçecek. İki turlu seçim var. Onlar da milletvekilini seçecek. 500. Evet. E, her 500 kişi için bir delege. Şimdi kimler oy kullanacak? 25 yaşını geçen Osmanlı vatandaşları hangi dine mensup olursa olsun oy kullanabiliyor. Hı hı. Yetmiyor, erkek olacak. Bunu biz Avrupa'da da öyledir zaten. Burada kadınların oy kullanmaması kadınların küçük görüldüğünden, aşağılandığından değil, zor olduğundan. Yani kadınlar hepsi oy vermeye gitmeyecekler, bilmeyecekler veya bir takım şeyi de değiştirmiyor. Daha önce söylemiştim. Seçim neticesinde çok değiştirmiyor çünkü kadınlarla erkekler beraber yaşadıkları için bunların politik tercihleri üç aşağı beş yukarı aynı. Bununla alakalı bazı etütler yapılmış. Mesela dünyada erkekler hiç oy kullanmasa da kadınlar oy kullansa aynı neticeler çıkıyor. Hmm. Kadınlar hiç kullanmasa, erkekler kullansa aynı neticeler çıkıyor. Yüzde bir oynuyormuş. Artı eksi. Yani hemen hemen işte birlikte evet. yaşıyorlarsa evet. ya da işte yakınlıkları varsa hemen hemen Tesiri aynı neticeler Tesir insanlar. Ya olmalar. en azından birbirlerini tesir etmeseler de e, yani bir erkek ne kadar karısına tesir edebilir? Oy verdiğini bilmiyor ki. Evet. Ben çok insan tanırım. Hanımları kocalarına tamam derler vermezlerdi. De. Yani... Ama aynı sosyal sınıfta ve aynı sosyal şartlarda yaşayan insanlar birbirine benzerler. Aynı yere rey verirler. Kastettiğim buydu. Karı koca, üç aşağı 5 yukarı aynı hayatı yaşıyor. Kadınlar oy kullanamıyor. Bütün dünyada olduğu gibi erkekler. Peki her erkek kullanabiliyor mu? Hayır. Mülk sahibi olması lazım. Osmanlı sınırları içinde bir evi, tarlası, bahçesi, çiftliği olması lazım. Bir limiti var Belli bir limiti var onu. Şu an şey hatırlamıyorum ama belli bir şu, şu kadar altınlık veya şu kadar lira vergi vermesi lazım. Yani mülkü yok. Ama vergi veriyor. Esnaf veya bir şekilde vergi veriyorsa ancak bu kişi rey vermeye hak sahibidir. Okur yazar olması ve Türkçe bilmesi de şart. Bu da enteresan. Hı hı. Seç, seçilenler 30 yaşında olmalıdır. Yani milletvekilleri 30 yaşında olur. Böylece aslında genç bir yaş. Genç hocam. bir yaş. 30. Evet. O zaman ama insanlar çabuk ölüyorlar. Doğru. O zamanlar çabuk ölüyorlar. Sonra bir ara 40'a çıkarıldı. Sonra tekrar 30'a indirildi. Benim çocukluğumda da seçmen yaşı 21'e inmişti. 130 milletvekili seçildi. Bu da dünyada bir şeydir öncülüktür çünkü pek çok ülkede böyle bir meclis yok Avrupa'da Avrupa'dan bahsediyorum İngiltere'de var evet Fransa'da var ama başka ülkelerde yok olsa da hepsi seçim Osmanlı'nın demokraside de önce geldiğini görüyoruz fakat bu kısa demokrasi tecrübesi iki yıl sürmüştür bir fiyasko ile neticelendi bunun sebebi bu e, meşrutiyetin önünde bir darbe vardı. İki padişah tahttan indirildi. Biri öldürüldü, biri aklını kaçırdı. Sultan Abdülaziz, Sultan 5. Murat. Yerine geçen Sultan Abdülhamit demokrasi sözü verdi. Parlamento sözü verdi. Kanuni esası sözü verdi. Hepsini tuttu. Fakat darbeciler iktidara hakimdiler. Ve demokrasiye rağmen memleketi bir cuntayla yönetmek istediler. Hı. Ve memleketi bir harbe sürüklediler. 1877-78 Osmanlı Rus Harbi. Türk tarihinin en büyük felaketlerinden biri. Harp kaybedildi. Pek çok toprak kaybedildi. Pek çok insan öldü. Bunun üzerine Sultan Abdülhamit bunu fırsat bilerek e, parlamentoyu feshetti. Ve kanundaki bir boşluktan istifade ederek tekrar seçime çağırmadı. Hı hı. Yani bunu kullandı. Kanun gene yürürlükte fakat meclis toplanmıyor. Nerede? Tatilde. Bu tatil 30 yıl sürdü. Tam 30 sene demokrasi rafa kalktı. Tekrar hı hı. E, mutlak idareye dönüştü. 1908'de Rumeli'deki subaylar arasında isyan çıktı. Sultan Abdülhamid tekrar seçimleri yaptı. Buna ikinci meşrutiyet diyoruz. Bu seçimler 1324-1908 biraz daha resmini gördüm. Evet. Büyük bir coşkuyla kutlandı. Yani 30 sene geçmiş. Önceki demokrasi tecrübesinden bu yana. Ve insanlar artık devir de değişmiş. Avrupa ile temaslar da artmış. Demokrasiye karşı insanlarda bir ne olduğunu bilmeselerdi bir hasret var. Bir merak var. Onun için seçimler zaten bizde seçimler hep çok katılımlı olmuştur. Avrupa gibi değiliz biz. Avrupa Depolitize olmuştur. Türkiye giderek öyle oluyor ama çok fazla değil. Hala seçimlere katılınıyor. O zaman da... Amerika'daki seçimleri verirken sözünüzü bölüyorum. Hep şöyle diyoruz. Yani e, yoğunluk işte bu sene daha iyiydi. Bu evet. seçimde daha iyiydi. Çünkü hep geride kalan %30, bir rakam %40 olduğunu görüyoruz. Oy evet. evet Çünkü e, meselelerini çözmüşler. Onun için artık politika bir şey ifade etmiyor. Kim iktidara gelse değişmiyor. Onun için. Hı -hı. Ama Türkiye gibi yerlerde politika çok mühimdir. Onun için insanlar rey kullanmaya çok emniyet verirler. Kutuplaşma da fazla. O seçimlerde çok coşkulu oldu. 1908 seçimleri. Fakat parlamentoya daha ziyade e, darbeyi yapan İttihat ve Terakki'nin sempatizanları girdi. Yani bu parlamentoya çok da demokratik bir parlamento de, diyebilir miyiz? Hı hı. Doğrusu tartışılır. Ama neticede eee göre yapılmış bir parlamentoydu. E, o parlamento evet. da şu anda ekranda. Sultan Hamid karşıda. Evet. Bu Osmanlı parlamentosu bakın nüfus, şu sarıklılar var, fesliler var, gayrimüslim <laughs> e, mebuslar var. Bunların çoğu entelektüel insanlardı. Yani mebus kalitesi oldukça yüksek. Yani bulunduğu yerde adam esnaf bile olsa entelektüel bir insandı. Ve Osmanlı parlamentosu gerek 1876'da gerek 1908'deki yüksek profilli bir parlamentodur entelektüel olarak. Fakat sonraki parlamentolar öyle değildir. 1912'de bir seçim daha yapıldı. Bu seçime sopalı seçim diyoruz. Çünkü İttihat ve Terakki darbeyi yaptı. Memleketi meşrutiyete yani taşlı demokrasiye götürdü. Fakat sonra kendisi diktatör olmak istedi. Tıpkı Sultan Abdülhamit gibi tek elden idare etmek istedi. Halk dedi ki bizim için bu darbeyi yaptık, ihtilali yaptık? Olurdu, olmazdı. Bu sefer önce muhaliflerini ortadan kaldırmaya başladı. Basın hürriyetini kaldırdı. Arkasından 1912'de sopalı seçimlerle parlamentoya tamamen kendi adamlarını soktu. Sopalı seçim ne demek? Sandığın başında bir fedai duruyor. Elinde sopa var. İttihat ve terakki fedaisi. O atmaya gelenlere göster diyor. Kime re diyor. Hmm. Gösteriyor. Kendi adamlarıysa atabilirsin diyor. Kendi adamı değilsin, sopayı adamın kafasına indiriyor. Onun için buna sopalı seçim derler. Bunun antidemokratik bir seçim olduğunu söylemeye e, hacet yok. 1914'teki ara seçimlerde böyle oldu. 1918'deki seçimlerde böyle oldu. Seçim güvenliği nasıl sağlanıyor diye sorayım o zaman. Şöyle e, zaten ilk zaman şimdi seçimlerin sağlıklı olmasından bahsedebilmek için mümkün mertebe çok kişinin seçime katılmasını temin etmek lazım. Avrupa'daki gibi o zaman Osmanlılar'da tamam kadınlar yok ama Avrupa'da da yok. Tamam fakirler yok ama Avrupa'da da yok. Yani benziyor. Herkesin oy hakkı yok. Belki de böylesi doğru bilemem. Filozoflar bunu tartışıyorlar. Yani entelektüel insanların daha fazla oy sahibi olması. Mülk sahiplerinin çünkü onların koruyacakları şeyler daha fazla, söz söyleme hakkı daha fazla olsun diyenler var, demeyenler var. Bu bir tartışma. E, partiler yeni yeni teşekkül etti. İttihat ve terakkinin muhalifleri teşekkür etti ama hiçbirisi İttihat ve terakki kadar güçlü olmadığı için seçimin güvenliğini İttihat ve terakki karşılıyordu veya hükümet karşılıyordu. Hükümet İttihat ve terakkinin elindeydi. Dolayısıyla seçimler aslında tamam çok fazla kavgayla dövüşlü olmuyordu ama ee, çok da demokratik olmuyordu. Hı hı. Meclisler artık bundan sonra 1912'de, 14'te, 18'de, hatta 1920 meclisi bile e, tamamen neredeyse tayin edilmiş, atanmış milletvekilleriyle toplanmıştır. Bu demokrasi tarihi için utanç vericidir. Aynı zamanda belediye seçimleri yapılıyor. Belediye seçimlerinde de aynı kriterler var. 25 yaş, 30 yaş seçilebilir olmak, Türkçe bilir olmak, okur yazar olmak, mülk sahibi aynı kriterler var. Onda da iki dereceli o da. Yani önce belli bir grubu seçiyorsunuz. Hı hı. Onlar şeyi seçiyorlar. Belli, aynı Amerika'da olduğu gibi. Amerikan başkanı da öyledir biliyorsunuz. Evet. Halk delegeleri seçiyor. Delegeler başkanı seçiyor. Çünkü o zaman siz hem halkı etkilemelisiniz hem delegeleri. Evet delegelerin rengi bellidir ama değişebilir. Hı, hı. Son anda kendi oy verecekleri başkanı da başkasına verebilirler. Onun için ee, seçimler heyecanlı bir şekilde geçer. Tabi bu böyle Cumhuriyet devrine geldi. Cumhuriyet devrinin ilk seçimi 1920 seçimidir. Bu seçim de demokratik bir seçim değil. Çünkü e, Sivas'ta toplanan heyeti temsiliye yani İstanbul'a alternatif hükümet bütün Anadolu'ya birer tamim gönderdi. Dedi ki biz Ankara'da meclis kuruyoruz. Çünkü İstanbul'daki meclis dağıtıldı. Hı hı. Bu meclise siz e, şu kadar namzet seçin gönderin. Peki nasıl seçecekler bunu? Halk seçmiyor. Orada müdafaa-i hukuk cemiyetleri var. Bu cemiyetler bugünkü CHP'nin o günkü ismi müdafaa-i hukuk cemiyeti. Hı hı. Onların seçtiği namzetler. Diyelim ki Van vilayetinde müdafaa-i hukuk cemiyeti diyor ki biz Van'dan 5 tane milletvekili göndereceğiz Ankara'ya. Kimi gönderelim? Eski sorgu hakimi iyi bir adam bizden diyor onu gönderelim. Bir kumaş tüccarı var onu gönderelim. İşte filanca müftü o da bizden onu gönderelim. Filanca köy ağası o da bizden onu gönderelim. Kendi adamlarını seçip Anadolu'ya, Ankara'ya gönderdi. Onun için 1920 meclisi zannedilen aksine demokratik bir meclis değildi. Ve de hala Osmanlı Devleti'nde çok sayıda gayrimüslim yaşamasına rağmen hiç gayrimüslimin, bir tane bile gayrimüslimin olmadığı bir mecliste. Halbuki gayrimüslimlerin içinde kararlar alınmıştır bu mecliste. 1923 meclisi artık tamamen demokratik olmayan bir meclistir. Bütün dünyada, bütün dünyada artık seçime doğru giden bir trend var. Monarşilerde zaten seçim var, başbakan seçiliyor. Diktatörlüklerde bile seçim var. Diktatörler veya otoriter idareler seçim yapıyorlar. Ama bu seçim aslında demokratik bir şey değil. Sadece iktidarın tescillenmesi için yapılıyor. Oylar sayılmıyor bile. Yani oy seçimler oluyor, seçim yapılıyor diyor. Kimler milletvekili olmuş, şunlar şunlar. E zaten onların milletvekili olacağı belli. Çünkü ya diktatör, ya parti, veya kimse o bu işe söz sahibi olan zaten önceden onu tespit etmiştir. 1923'ten sonraki bütün seçimlerde Türkiye'de demokratik seçim değildir, adı seçimdir. Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi diyor ki Muş'tan şunlar şunlar, Burdur'dan şunlar şunlar milletvekili olacak. Hiç adam ömründe Burdur'u görmemiş. Muş'u görmemiş. Oradan milletvekili seçiliyor. Çünkü ona bir lütuf olsun diye yapılıyor bu. Yani kendine yakın kişileri milletvekili yapıyor. Oylar hiç sayılmıyor. Doğrudan kağıt fabrikasına gidiyor hamur olmak için. Çünkü evet. sayılmasına ihtiyaç yok. Zaten sayılsa da aynı sayı çıkacak. Değişen bir şey yok. Onun için 1920 ile 1946 arasında yapılan seçimlerin, umumi seçimlerin, genel seçimlerin hiçbiri aslında seçim değildir. 1946'ya kadar. Ama belediye seçimleri öyle değil. Bu, bu devirde belediye seçimleri e, lokal olduğu için burada işte biraz evvel anlattığım hikaye gibi e, kıran kırana belediye seçimleri devamlı. Yani evet. demokrasi, demokratik seçimler taşla da var, şehirde yok. Cumhuriyet 1946'da son ilk, birkaç saniye. ilk demokratik seçimler yapıldı. Artık çok partili sistem var. Çoğunluk sistemi var orada. 1950 ama yine biraz fesat karıştırdılar o zamanki hükümet. 1950'den sonra şöyle de olsa böyle de olsa Türkiye tamamen Avrupa'yı bir demokratik seçim satım haline girmiştir. Gerek belediye seçimlerinde gerek hükümet seçimlerinde artık normal modern e, demokrasi prensiplerine göre seçimler yapılıyor. Hocam çok teşekkür ben ederiz. teşekkür ederim. Artık 22 gün kaldı. Biz biraz tarihine bakmış olduk. E, Memleket için hayırlı olmasını temenni edelim. Öyle temenni edelim. E, ve noktalayalım. Sevgili izleyiciler birazdan gelişmelerle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.